İşte kalmayın bu arada, güneş size dokunmasın. Değerli dostlar, ne dedik? Burası Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerinin 63 yıllık mübarek ömrünün son 10 yılını. Yani peygamberlik 23 yıl sürdü. 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de ve Peygamber aleyhisselam 622 yılında Eylül ayında burayı hicret ettikten sonra 8 Haziran 632'de vefat edinceye kadar buradaydı. Böyle olunca sizin o 11 cilt, 15 cilt olarak belki bazınızın evinde bulunan İslam tarihi kitaplarının en az 5 cildi burada geçti. Şimdi 5 cildi burada geçince size 5 dakikada anlatmak mümkün değil ama öyle heyecanlanıyorum ki ben burada bulunduğumda 3-5 kelime de olsa sizlerin gözünde o ortamı canlandırmak istiyorum. Hemen başlayacağımız yerlerden bir tanesi dedi ki, bakın ta karşıda görünen yer neresi dedik? 10 bin kadar sahabenin kabrinin bulunduğu Bakiyul Garkat. İkindi namazından sonra erkeklerle burada buluşup gideceğiz. Bayanlar içeri giremiyor ama isterlerse kapının orada oturabilirler ve oradan dualarını edebilirler. Bakiyul Garkat dediğimiz yer aslında Garkat çalılığa benzeyen bir bitkidir. Peygamber aleyhisselam Medine'ye geldiğinde ilk vefat eden Osman bin Mazun olmuştur. O oraya defnedilmiştir. Peygamber aleyhisselam ayak ve baş kısmına taş koymuştur. Ondan sonra Medine'nin büyüklerinden Esad bin Zürare vefat edince onu da oraya defnetmişler. Ondan sonra bugüne kadar içinde bilinen gayrimüslimin defnedilmediği tek mezarlık burasıdır. Mesela Mekke'deki Mualla kabristanlığında gayrimüslimler de vardır eski müşriklerden. Ama burası ilk defini gerçekleştiren peygamberimizdir. Ve bugün mesela Adnan ölse bugün ilk yapacakları iş hemen hızlıca bekletmeden yıkarlar burada gasilhanede. İlk namaz vaktini yetiştirirler. Şu 42 nolu cenaze kapısından namazı kıldırırlar. Hemen Baki kabristanlığına sığırlarlar. Burada bekletmezler. O kadar hızlı olur. O Bakiyul Garkat'ın olduğu yerden hafif sağa doğru geldiğinizde orada beyaz bir tane küçük minibüs var. O küçük beyaz seyyare arabasının olduğu yer aslında Nadir oğullarının pazarıdır. Peygamber aleyhisselam Medine'ye geldiği zaman Medine pazarı yapmak ister. Medine pazarı olarak orayı tayin eder. Ancak Ka'b bin Eşref vardır. Kuba Mescidi'nin arkasında hala sarayı ve şatosu bulunuyor adam. Bakın peygamber 3,5 metrekarelik bir yerde yaşıyor. Kendisi hem Resul hem Medine devletinin başkanı. Medine'ye girince Medine vesikası adı altında bir anlaşma metni yaparak burada bulunan bütün gayrimüslim toplumun da oy birliğiyle devlet başkanlığını almış bir peygamber burada yaşarken o devletin içerisindeki bir Nadiroğlu reisi Kuba Mescidi'nin arkasında bir şatoda yaşayabiliyor. Peygamber aleyhisselam idarecilere büyük bir mesaj veriyor aslında burada. Allah anlamaları nasip etsin. Ka'b bin Eşref peygamber Medine pazarını buraya kurunca gece yarısı geliyor ve çadırın iplerini kesiyor. Peygamber aleyhisselam diyor ki, madem bu öyle yaptı, ben öyle bir yere taşıyacağım ki Medine pazarını, bu onu daha çok sinirlendirecek diyor. Ve Peygamber aleyhisselam oradaki Medine pazarını kaldırıyor ve şu karşıda görmüş olduğunuz o pembe binanın olduğu bölge Mena pazarıdır. Oraya taşıyor Medine pazarını ve böylece orası Medine'nin pazarı, bugün hala küçük seyyar dükkanların olduğu yer olarak devam eder. Peygamber aleyhisselam hem peygamber, burada peygamberliğinin vazifesini yerine getiriyor. Vahyi alıyor, Eshab-ı Sufi'ye talim ediyor, elçileriyle dünyanın her yerine dağıtıyor. Bunu ihmal etmiyor. Evli eşlerini ihmal etmiyor. Torunlarını, çocuklarını ihmal etmiyor. Gayrimüslimlerin evlatlarını ihmal etmiyor. Bir tane küçük Yahudi kız küçük bir testisini kırmış. Peygamber aleyhisselam onun üzüntüsünü görünce elinden tutuyor kızı ve sahibinin yanına gidiyor. Diyor ki, kız bunu dökmüş, zararını karşılayalım, kızma diyor. Bir Yahudi çocuğunun efendisi tarafından azarlanmamasına bile ilgi gösteriyor. Bir tane sahabenin evladı 8 yaşlarında bir serçesi var. Buradaki serçeler gibi çok severmiş o serçesini. Ölmüş serçesi, üzülmüş çocuk. O çocuğa taziyeye gidiyor peygamber. Bakınız peygamber aleyhisselam hayatın her alanına yetişiyor. Eşleriyle arasındaki diyaloğu ihmal etmiyor. Bireysel olarak kişisel bakımını ve ibadetlerini ihmal etmiyor. Devlet görüşmelerini ihmal etmiyor. Dün erkeklerle beraber gezdiğimiz içeride üstüvanet-i vüfud dedim. Elçiler sütunu. Orada elçiler geldiğinde onları ağırlayıp onlarla diyalog kuruyor. Aynı zamanda şuradaki Medine pazarını denetleyen bir vali, bir kadı görevi de görüyor. Bir keresinde denetlerken elini daldırıyor bir hurma kutusunun içerisine. Üstler kupkuru, alt taraf ıslak. Aynı mantık burada Medine pazarına devam ediyor. Yani batılın şekli değişmemiş. Allah hakkı galip getirsin. Burada Medine pazarını denetliyor. Diyor ki, niye bunun ıslak altı? Niye üstte değil? Ya Resulallah, şöyle böyle. O meşhur hadisi tam burada söylüyor. Men gashşana feleysa minna. Bizi aldatan bizden değildir. Bakın, bizzati olan yaşandığı yeri gözümüzde canlandırdık. O peygamber aleyhisselam bütün bunları yaparken
şurada sabaha kadar ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Sabaha kadar uyumaktan gözleri şişen ümmetinin bunu anlaması biraz zordur. Allah Resulü için Fetih Suresi'nde Allah buyurur ki: "Liyagfir lakallahu ma takaddama min zenbika ve ma ta'akhkhar." Geçmiş ve günahlar affedilmiştir. Ayşe annemiz en sonunda dayanamaz. "Ya Resulallah, Allah senin geçmiş günahlarını bağışlamış, geleceklerini de bağışlamış. Böyleyken niye bu kadar yoruyorsun kendini? Ne desin beklersiniz?" Mesela iki defa hac yapınca, üç defa umre yapınca, birkaç kitap okuyunca kendimizi bazı konulardan, sizi tenzih ederim, kendim adıma söylüyorum, biraz daha rahatta hissettiğimi düşünen ben için büyük bir cevap. "Efela ekun abden şekura ya Ayşe." Şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe? Herkes şükrediyor ama bakıyorsun namaz yok. Bana cuma mesajı gönderen, hayırlı cumalar mesajı gönderen, ayet atan adam cumaya gitmiyor. Böyle bir olay var şimdi karşımızda. Bu kadar dilin ortaya koyduklarıyla kalbin reddettiği bir ortamda Peygamber Aleyhisselam'ın hayatının her kısmını anlamaya ihtiyacımız var ki kürsüde Hazreti Ömer gibi konuşanların meydanda turist Ömer gibi hükmetmeye gayret ettiği bir dönemde hayatın her alanına nüfuz eden hakikati bizim için büyük bir önderdir. Şu minberin olduğu yere bakın, gümüş kubbenin olduğu yerin arkasında ne var dedik? Minber var. Erkeklere gösterdim, bayanlar videodan izleyebilir, linkini attım. Orada maksure denilen bir tane hurma kütüğü var. Allah Resulü ona yaslanarak hutbe irad ediyor. Sonra Ebu Talha 3 basamaklı bir minber yapıyor. Tirmizi'de geçer olay. O hurma kütüğünden ayrılıp minbere çıkınca oradan ceylan yavrusunun ağlaması gibi ses geliyor. Ta ki peygamber onu kucaklayana kadar ağlayıp sızlıyor. Hatta diyor ki eğer ben ona sarılmasam kıyamete kadar ağlayacaktı diyor. Subhanallah. O mescidin olduğu yerdeki minberin olduğu yere gömüyor o maksureyi. Kendisi 3 basamaklı bir minbere çıkıyor. Peygamber aleyhisselamın bir konusuna dokunmadan edemeyeceğim. Biz şimdi bazı konularda ihdas etmeyi seviyoruz. Ben geliyorum Mustafa Bey'i dolandırıyorum, Yaşar Bey'i kandırıyorum, Emin Bey'in canını yakıyorum. Ya kim gidip şimdi ona helalleşecek? İkide bir uğraşacağım, hiç sıkıntı yok. Mübarek gecelerde 2 rekat namaz uydurmuşuz, kul hakkı namazı diye. Hiç onunla uğraşmadan 2 rekat kılıyorum ve kurtuluyorum. Ama benim peygamberim öyle yapmamış. Şurada vefatın 13 gün kala humma hastalığına tutuluyor. Ateşli hastalık. Enes bin Malik onun alnına falan dokundu da öyle yandığını söylüyor ki ateş içerisinde elimi tutamıyordum diyor. O halde ayılıyor ve bayılıyor. Bayıldığı dönemlerde Ebu Bekir namaz kıldırsın diyor. Bir kere de Ebu Bekir radıyallahu anh'ın arkasında namaz kılıyor. Yine kendine geldiği bir dönemde minbere çıkıyor sahabesinin kolunda. Ne desin beklersiniz? Malımın şu kadarını şuna hibe ediyorum, bu kadarını buna paylaşıyorum, şunu şöyle yapıyorum, mezarımı şuraya yapın, bunları mı anlatsın dersiniz? Vallahi bunları anlatmıyor. Diyor ki, ellerinizin altında bulunan kişilere, sorumluluğunuz altında bulunan kişilere karşı Allah'tan korkun. Eşlerinize karşı tutumlarınızda Allah'tan korkun. Namazlarınızı asla bırakmayın diye nasihatte bulunuyor. Sonra diyor ki, belki şu andan itibaren karşınıza bir daha çıkamayacağım. Üzerimde hakkı olan varsa alsın diyor. Var mı böyle bir şey ya? Benim zoruma gidiyor ya, sen peygambersin, Allah gelmiş geçmiş günahlarını bağışlamış, insanlığın zirvesisin, hastasın, göçmen yaklaşmış, din daha yeni tamamlanmış, Mekke'de inen ayetle neyden bahsediyorsun ya Resulallah? Burada diyor ki minberde, tam şurada oluyor olay, uzakta değil, bakın film seyretmiyoruz, tam burada oluyor ve diyor ki üzerimde hakkı olan alsın. Kimse cevap veremiyor tabii. Diyor ki burada benden hakkını talep etmeniz, mahşer günü dile gelmenizden benim için daha sevgilidir diyor o peygamber. Ve Ukkaşe bin Mihsan denilen sahabe, Mekke'den beri Müslüman olan birisi. Ya Resulallah, bir sefere çıkarken sizin yanınızdaydım, kırbacınızı devenize vururken bana vurdunuz, hakkımı istiyorum der. Sahabe ayaklanır, linç edecekler. Peygamberin zaten saçına dokunmaya kıyamayanlar şimdi kısas diye bağıran Ukkaşe'yi görünce bir anda tepelere atar. Ancak peygamber sakin olun der. Ey Ukkaşe, gel hakkını al der. Subhanallah. Bu peygamberi anlatmıyoruz aziz misafirler. Biz bu peygamberi anlatmadığımız için iş yerinde aldatanız, komşulukta hak yiyeniz, aile hukuklarında sorumluluğu keseniz, ticaret ahlakında kılıfına uyduranız. Muhammed Aleyhisselam göçecek, ayılıp ayılıp bayılıyor. Burada hak talep eden Ukkaşe şunu diyebilir. Ukkaşe sen kimsin? Benden hak istiyorsun. Ben formaliteden söyledim. Sen niye böyle çıkıyorsun diyebilir. Demiyor ve diyor ki gel hakkını al. Sahabe yalvarıyor. Hazreti Hüseyin ve Hasan ayağa kalkıyor. Diyor ki benden al hakkını. O bizim dedemiz. Ha o ha biz diyor. Siz oturun diyor. Siz oturun benden alsın. Ali çıkıyor radıyallahu anh diyor ki benden al. Hayır diyor. O benden alacak. Bilal-i Habeşi, Yeşil Kubbe'nin tam arkasında Fatıma annemizin Hazreti Ali ile yaşadığı ev vardır. Fatıma annemizin kabri Baki kabristanlığında. Yaşadığı ev Yeşil Kubbe'nin arkasındadır.
Bilal gelir, Efendimiz Aleyhisselam'ın kırbacını ister. Hazreti Fatıma annemiz, Peygamberimizin 5 annesi var. Doğuran annesi Amine. Emziren ilk annesi Süveybe, Ebu Leheb'in hizmetlisi. Halime binti Ebu Zeyb Es-Sadiye, annemden sonra annem dediği Ebu Talib'in karısı, Hazreti Ali'nin annesi olan Fatıma binti Esed, bir beşinci daha var. Kim biliyor musunuz? Kızı Fatıma. Babasının annesi der Fatıma'ya, o anneci, en küçük kızı ama en onu, en böyle düşkün kızı. Babam niye bunu istedi? Sefer yok, neden bunu istedi dediğinde, Peygamber kısas yaptıracak diye ağlar içli içli Bilal radıyallahu anh. Peygamber aleyhisselama kısas kim yaptıracak der. Ukkaş deyince nasıl yapar Ukkaş ya buna, nasıl gönül razı olur? Sakın izin vermeyin der. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın emri doğrultusunda kırbaç alıp buraya getirinde Ukkaş'a teslim eder. Ukkaş'a gel hakkını al. Ya Resulallah, siz bana vurduğunuzda benim sırtım açıktı der. Herkes kendini zor tutuyor. Peygamber aleyhisselamın emri doğrultusunda ancak sabrediyor. Gel Ukkaş'a der, sırtını açar. Ukkaş'a gelip sarılır. Anam babam sana feda olsun. Siz bir daha görüşemeyeceğiz deyince size olan özlemine sarılmak istedim. Helal olsun. Size affediyorum. Allah da beni affetsin der burada. Ama peygamberin duruşu çok ilginçtir. Aynı olayı Medine'den Mekke'ye geçerken görürsek Bedir'de yaşayacağız. Bedir'de 313 küsür kişiyiz. Karşıda 1000 kişilik Mekkeli müşrik ordusu var. İlk defa büyük savaş yapıyoruz. Belki toptan yok olacağız çünkü savaşmak için gitmemişiz. Ganimetlerimizi, yani bizim ait olan malları Ebu Süfyan kervana koymuş, Şam'da satacak. Kendimize ait olan malları almak için gitmişiz. Yanımızda yolcu silahı var. Bir anda ortam değişiyor. Ebu Süfyan güzergah değiştiriyor. Ebu Cehil'den destek alıyor. 1000 kişilik ordu karşımızda. O esnada Peygamber aleyhisselam Saf suresindeki gibi Bunyanun Marsus diyor. Birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi müminlerin savaşta ve namaza saf tutmasını ister. Namaza başlarken imam ne diyor? İstavu i'tedilu, sevu sufufakum i'tedilu. İstavu, saflarınızı sıklaştırın. Biz meydandayken saflarımızı sıklaştırırız düşmana karşı, namaza safları sıklaştırırız nefse ve şeytana karşı. Bu sebepten peygamber saf sıklaşmadıkça ne namaza başlar ne savaşa başlardı. O esnada mübarek elindeki asayla aman diyor düz gelin. Çünkü birbirine yaklaşınca güç de gelir aynı zamanda, saklaştırıyor. Sevat bin Gaziye'nin karnına dokunmuş asası. Kısas istiyorum ya Resulallah diyor. Ya şimdi ne desen az ya. Ya birazdan hepimiz öleceğiz belki. Karnına asa dokunmuş. Sen hangi yüzde kısas isteyebiliyorsun? Gel kısası yap diyor Peygamber aleyhisselam. Onun da derdi başka. Peygamberlik mühürünü öpmek, sarılıp kucaklıyor. Bakınız kul hakkından tir tir titreyen peygamberden bahsediyoruz burada. Daha çok anlatacağım ama bu konuyu burada kapatalım. Oradaki pazarı değiştirdikten sonra Peygamber aleyhisselam Beni Nadirlere karşı gerçekleştirmiş olduğu tecritten sonra orayı Zübeyir bin Avvam'a tahsis ediyor. Naki ya da Baki ez-Zübeyir diye küçük bir pazarcık olarak orası kalıyor. Zübeyir bin Avvam da cennetle müjdelenmiş 10 mübarek sahabeden bir tanesi. Orası da gözünüzde öyle canlansın. Yeşil kubbenin önündeki gümüş kubbenin olduğu yerde eskiden üstüvane varmış. Üstüvane büyük bir sütun. İple çıkılan hurma ağacı gibi düşünün. Peygamber Medine'ye geldi. Şimdi Medine artık İslam yurdu. Mekke'de gizli gizli ibadet ediliyordu. Nasıl insanlar ibadete çağrılacak? Resulullah aleyhisselam ben peygamberim, ben ne dersem olur demez. Her zaman önce istişare eder. Eğer vahiy yoksa, o konuda vahiy varsa kimseyi dinlemez. Ama vahiy yoksa istişare eder. Ve emruhum şura beynehum ayetince. Herkes bir şey söyledi. Kimisi dedi ki borazan öttürelim Yahudiler gibi. Peygamber bunu tasvip etmedi. Kimisi davul çalalım dedi. Peygamber aleyhisselam bunu da tasvip etmedi. O esnada Abdullah bin Zeyd dedi ki ya Resulallah ben bir rüya gördüm. O rüyamda yanıma bir melek suretinde birisi geldi ve bana şunları öğretti. Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayye alas salah, hayye alal felah, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Peygamber aleyhisselam çok hoşuna gitti. Cebrail bunu sana öğretmiş dedi. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah aynı rüyayı ben de gördüm ama Allah bana unutturdu. Şimdi hatırladım dedi. Dedi ki o zaman bunu Bilal'e öğretin. Bilal okusun. Neden Bilal? Rüyayı gören Abdullah bin Zeyd. Sesi gür olan Hazreti Ömer. Neden Bilal? Bilal çünkü köleliğin temsilcisiydi, ırkçılığın temsilcisiydi. Meab'de çöllerinde Ümeyye bin Helef'in, Halef'in işkencesi altında inim inim inlerken ahadun ahad derdi. Müşrikler Allah'a ortak koş, Muhammed'i inkar et dediklerinde ahadun ahad derdi. Bedir Savaşı'nda Peygamber aleyhisselamın parolası vardı. Hani müminler birbirini tanısın. Parolalar askerde de vardı. Neydi o parola biliyor musunuz? Allah 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 değildi.
Haydır Allah, haktır Allah da değildi. Ahadun ahad, o zenci Bilal'in köle olduğu için ama Müslüman olması sebebiyle işkence gördüğünde, kızgın kumların üzerine taş konulduğunda Ümeyye bin Halef'in suratına haykırdığı ahadun ahattı. Allah onun temsilliği sebebiyle yüceltiyordu bazı değerleri. Mekke'nin fethinde Kabe'nin üzerine çıkartacaktı Bilal'i. Bilal orada o ezanı da okuyacaktı. Bilal bin Rebbabeşi Habeş asıllıdır. Arapçayı doğru düzgün konuşamadığı geçer. Hatta dilinde sorun olup Ş harfini bile telaffuz edemediğini anlatır bazı kaynaklarımız. Eşhedü değil eshedü dediği anlatılır. Ama temsil kimliği vardır. Çıkar şuraya ve ilk defa ezanı orada okur. Çağrı filminden gözünüzde o sahneyi canlandırırsınız. Sahabeler bir kısmı çarşıda, bir kısmı evinde. Bir sesleniş var, bir ifade var. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam burada İlk defa ezan okunmasından sonra onların bir video. Peygamber aleyhisselam burada ilk defa ezan okunduktan sonra kıyamet gününe kadar dinmeyecek ezanda Bilal-i Habeşi temsilci kılmıştı. İşte Bilal-i Habeşi radıyallahu anh okuduğu ezan o zamandan beri kıyamete kadar devam eder. Hemen ön tarafında bulunan yer Hazreti Ayşe annemizin evi, o yeşil kubbenin olduğu yer. Hemen onun yanında Hafsa annemizin evinin olduğu yer vardı. Ebu Bekir, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızının olduğu yer. Onun tam arkasında Zeynep binti Caş vardı, halasının kızı, onunla evlenmişti. Onun yanında Zeynep binti Hüzeyme vardı. Efendimiz'e 3 aylık evlilik yaptı ama çok ibadete düşkünmüş. Mescidin direklerine ip bağlarmış. İpe tutunarak o kadar namaz kılmaktan yorulurmuş ki ipe dayanarak namaz kılarmış. Peygamber aleyhisselam bu ipi kestirip yasaklar. Der ki yorulduğunda dur, gücün yettiğinde kıl. İbadette yarışma olmaz. İbadette asıl olan size yolda anlattığım gibi vazifeyi yerine getirmektir. Hemen onların arkasında ise bahsettiğim gibi Fatıma annemizin evi vardır. Şu gümüş kubbenin tam önünde ise Abdullah bin Ömer'in evi vardı. Abdullah bin Ömer Hazreti Ömer'in oğludur. En çok hadis rivayet edenlerdendir. Peygamber aleyhisselama Hendek Savaşı'ndan beri yanında olmuş mübarek bir sahabidir. Hayatını uzun uzun anlatacağım da bunlar izin vermeyecek. Hemen yan tarafında Cafer bin Ebu Talip vardır. Hazreti Ali'nin abisi, Ebu Talip'in kardeşi. Habeşistan'a ilk hicret eden ekibin başındadır. Ve Çağrı filminden hatırlayacaksınız. Necaşi, Assami'dir. Necaşi, Habeşistan krallarına, Etiyopya ülkesidir bugünkü. Oradaki krallarına verilen isimdir Necaşi. Asıl ismi Assami'dir. Onun karşında Ali İmran suresiyle Meryem suresini okuyup oraya gelen Amr bin As'a galip gelip oradaki insanların, Müslümanların kalmasını sağlayan sahabedir. Mute Savaşı'nda şehit olmuş, iki kolunu kaybetmiştir. O yüzden o gün Peygamber aleyhisselam bu mescitte Mute Savaşı'nı bizatihi görüyormuş gibi anlattığında onun için Cafer-i Tayyar der. Kanatlı Tayyar olarak anlar. Tayyar kanatlı anlamında. Cennetlere gittiğini ifade etmek için bunu ifade eder. Birazcık daha yanında Peygamber aleyhisselamın amcası Abbas'ın evi vardır. Onun kabrinin bulunduğu yerde hemen burada Fatıma annemizin kabrinin olduğu yerdedir. Hazreti Abbas Bedir Savaşı'nda Müslüman olmuş ama ilk dönemden beri peygamberi koruyup gözeten bir kimsedir. Bedir Savaşı'ndaki Müslüman olması hadisesi ise Peygamber aleyhisselam fidye ister esirlerden. Parası olmayan okuma yazma öğretecek. Teslim ancak öyle kurtulacak. Parası olan fidye ödeyecek. Hazreti Abbas der ki param yok yeğenim der. O da der ki evdeyken eşine bırakmış oldun, filanca yere koymuş oldun altınlardan nedir amca deyince onu ondan başka kimse bilmiyordu. Vallahi sen Allah'ın Resulüsün der ve Müslüman olur. O günden sonra peygamberin yanına gelmek ister ama peygamber der ki sen Mekke'de dur ve Mekke'de olanları bize istihbarat haber var. Bedir Savaşı'ndan sonra Uhud'da ve Hendek'te Medine'ye gelen saldırıların bilgisini o vermiştir. Birazcık daha ön tarafa geldiğinizde bakın şurada iki tane minare var. Soldaki Babus Selam minaresi, ilerideki Reisiye minaresi Memlük tarafından yapılmıştır. Muhammed Kalavun tarafından ama Osmanlı döneminde yenilenmiştir. Şu yenilenmeye yapılan öndeki Reisiye minaresine bakın. Gözünüzde bir şey dikkatinizi çekecek mi bakalım. Hafif sanki sağa doğru meyilli. Dikkat ettiniz mi? Pisa Kulesi gibi. Neden? Ecdat bunu tamir ederken Medine'de bazen depremler olur. Etraf volkanik dağlarla çevrilidir. Olası bir depremde Efendimizin kabri şerifinin üzerine düşmesini, inceliği gördünüz mü? Ecdat sanatı yaparken bile incelikle yapıyor. Dışarı düşsün, içeri düşmesin diye o edebi sergilemiştir. Hatta Kubbetü Hadra eskiden gümüş kubbeliydi. Onu boyatıp tadilat ettiklerinde çalışan işçiler elbiselerini bağlamışlar. Peygamber aleyhisselamın ruhaniyetine saygısızlık olmasın diye. Hicaz Demiryolu istasyonu ileride yarın ya da sonraki gün oraya da gücünüz yeterse yürüyerek götüreceğim. Oraya geldiklerinde
keçe döşetmişlerdir harem sınırlarından sonra saygısızlık olmasın diye. Edep ve inceliğe bakın. Mescid-i Nebi'de akşamları bir görevli kalır harem ağası. Dışarıdan seslenir. Tayyibetül Esker vardır Medine hatıralarını anlatan Osmanlı döneminde. Dünya kelamı içeride konuşmalarına izin verilmez. Dışarıdan Subhanallah ve bihamdihi der. Kapıyı aç demektir bu. İçerideki duyana kadar sadece tekrarlar. İçerideki Subhanallah lazım deyip kapıyı açmaya başlar. İçerideki aydınlıkları açmanın bir şifresi var. Kapıyı kitlemenin bir şifresi var. Her bir hizmet tesbihat ve zikirle. Ecdat burayı böyle imar etmiş. Oradan hadi devam edelim. Çünkü ben burada daha çok anlatacağım şey var. Biraz daha ilerleyelim. Şuraya doğru. Yorulmadıysanız kesmeyin videoyu. Hemen şu Babus Selam kapısının çıkışında bir mübarek ve mahzun zatın evi vardı. İslam'ın 3. halifesi, Efendimiz'in 2 kızıyla ayrı dönemde evlenmiş olan Osman bin Affan Hazretleri 12 yıl halifelik yaptı. Evi buradaydı. Şam'dan gelen 300-350 kadar asi evini çevirdi. 2 hafta kadar ablukaya aldı. Sahabe müdahale etmek istedi ama o fitne çıkmasın istedi. Sabretti, diyalog kurmaya çalıştı. Ama Musaf'ın başında Kur'an okurken oruçlu halde olduğu halde arka kapıdan girdiler ve şehit ettiler onu. O şehit ettikleri Kur'an'ın İstanbul Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetlerde bulunan Kur'an olduğunu anlatırlar. Üzerinde kırmızılık vardır. O da Hazreti Osman'ın sıçrayan kanı olduğunu ifade ederler. Şehit olduğu yer burasıdır. Kabrinin olduğu yerde Baki Kabristanlığı'nda ikindi namazından sonra erkeklerle ziyaret edeceğiz. Biraz daha şu tarafa doğru geliniz. Bakınız, bir numaralı Babus Selam kapısı, yani selamlama kapısı. Eskiden orada Eyüp Sultan'da kabrinin bulunduğu Beşir Ağa Medresesi falan vardı orada. Ecdat buraları herhalde ihya etmiş bir şekilde. O Babus Selam kapısının hemen solunda bakın 4-5 tane beyaz sütun var. Gördünüz mü? İlk sütunun olduğu yer Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evinin olduğu yerdi. Hatta erkeklere ben dün gösterdim. Kapının üzerinde hala Ebu Bekir'in evi, yani odası anlamında girişi diye yazar. Mescid-i Nebi'de Peygamber Aleyhisselam'dan başka evinin kapısı direkt mescide açılan tek kişi vardı. Hazreti Ebu Bekir'di. İlk dönemde iman etmişti. Son nefesinde burada vefat edinceye kadar peygamberin izinden asla ayrılmadı. Ona öyle tabiydi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde Üsame bin Zeyd'in ordusunu Bizans üzerine gönderiyordu. O anda vefat edince Allah Resulü dediler ki bu orduyu gönderme, Medine'de kalsın. O dedi ki Resulullah Aleyhisselam bir şey yaptıysa ben asla ondan geri durmam dedi ve orduyu geri gönderdi. Ve iyi ki gönderdi. Çünkü peygamber vefat ettikten sonra düşman haber alıp Medine'ye saldırmayı düşünürken bir anda ordu karşılarına çıkınca bunların daha o kadar güçlü ordusu olmasa buraya büyük bir ordu gelmezler ve savaştan vazgeçip geri kaçar Gassaniler ve Bizanslılar. Bu da Peygamber Aleyhisselam'ın her emrine tabi olmanın kazandırdığı dünya vahiretlik işaretlerden. Onun tam yanındaki ev ise Resulullah'tan hiç ayrılmayan kişi kim deseniz Ebu Bekir derim. Ebu Bekir'le Resulullah'tan ayrılmayan kim deseniz Ömer radıyallahu anh derim. Hemen Ebu Bekir radıyallahu anh evinin yanındaki yerde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın evinin olduğu yerdi. Hemen onun arkasında 3 tane ev bizi karşılıyor. Bir tanesi Hazreti Hamza Efendimizin ki Uhud'dadır kabri, inşallah ziyaret edeceğiz Medine ziyaretlerinde. Kız kardeşi Atike binti Abdülmuttalip annemizin evi. Efendimizin halası kabride Baki kabristanlığında. İslam tarihinde Bedir Savaşı ile alakalı gördüğü rüyayla meşhurdur. Ebu Kubeys Dağı'nın orada birisinin bütün Mekkelilerin bir savaşa katılacağı ve savaşta öldürüleceği, öldürülen kişilerin de şunlar olduğunu ifade ederek taşlar attığını anlatır. Bunu rüyasını Abbas'a anlatır, kardeşi Abbas'a. Abbas da arkadaşı Velid'e anlatır. Bir anda o Velid bin Utbin anlattığı rüya yayılır. Ebu Cehil gelir der ki erkeklerinizin peygamberlik iddia etmesinden sonra kadınlarınız da mı peygamberliğe başladı? Neden öyle söylüyorsun? Bir rüya görmüşmüş böylemiş dedi ki o bir rüyadır. Ama o esnada bir haberci geldi. Dediler ki Bedir'de Muhammed'le beraber aleyhisselam ordu çarpışacak. O korku sebebiyle Bilal'le bir şey işkence eden Ümeyye bin Halef gitmekten vazgeçti. Ama Ebu Cehil dedi ki sen koca karılar gibi otur gelme o zaman deyince yediremedi kendine ve Bedir'e geldi. Ebu Cehil kibiri o kadar üst seviyede ki karşıdaki insanları konuşmalarıyla da coşturan bir insan, gaza getiren bir insan.
Atike annemizin yanında Safiye annemizin evi var. Safiye annemizin evi de çok önemli. Tam şu arka tarafta Kureyza oğullarının yurdu var. Şu ileride de Hendek Savaşı'nın yapıldığı var. Hendek Savaşı burada yapılıyor. 12 bin kişilik düşman karşıda. Tam 23-24 gün sürüyor. 1 Mart'ta başlıyor, 24 Mart'ta bitiyor. Burada anlaşma yaptığımız Kureyza oğlu Yahudileri anlaşmayı bozup oradan bizi ihanet ettikten sonra biz savaşı kazanınca kaçıyorlar. Peygamber aleyhisselam tam Babu Selam kapısının çıkışının yanında bir kapı var. Babu Cibril, Cebrail aleyhisselamı orada görüyor. Elinde zırh ve kılıçla beraber. Ey Muhammed, sen gelip de evine mi geçiyorsun? Allah azze ve celle emretti ki ikindi namazında Kureyza yurdunda olun. Çünkü onlar ihanet edip anlaşmayı bozdular. Peygamber aleyhisselam Kureyza oğlu Yahudisinin yurduna gitti ve orada onlara çarpıştı. Ama o ihanet esnasında Allah Resulü'nün ailesine ve Müslüman kadınlara saldırmak için Yahudilerden bir grup buraya saldırıya geçtiğinde Hazreti Hamza'nın yiğit kız kardeşi Safiye annemiz onlardan bir iki tanesini hırpaladı, kılıcını alıp bir iki tanesini öldürdü ve kovaladı bir tane annemiz. Bizim analarımız böyledir. Elini aldın mı zalim kim olursa olsun karşına dikilir. Nene Hatun olmayı da bilir, Kara Fatma olmayı da bilir. Nerede ne yapacağını çok iyi bilir. İmanı kuvvetiyle, Allah'ın izniyle. Safiye annemiz o yüzden bizim için öyle hatıraları çok fazladır. Onun hemen yanında ise Cüveyriye annemiz vardı. Cüveyriye bint Haris Efendimizin eşlerinden. Efendimizin 13 evliliği oldu. 11 eşinin kabri burada. Hazreti Hatice Mekke'de. Hazreti Meymune binti Haris ise Mekke'ye girişte şerifte. Niye bu kadar evlilik yaptı Efendimiz? Siyasi sebepler vardı, nübüvvetle alakalı sebepler vardı, akrabalıkla alakalı sebep vardı. Peygamberin Medine'sine aniden saldırı yapacağı haberi geldi. Beni Mustalik gazvesi deriz biz buna. Mustalik tarafından. Peygamber aleyhisselam bu haberi alınca onlar bize saldırmadan biz saldıralım dedi. Ve bir küçük bir birlikle saldırıya geçti. Onları bir anda gafil avladı tam hazırlık aşamasındayken. Öyle olunca onları eline geçirdi Allah Resulü. O eline geçirenlerden bir tanesi de Cüveyriye annemiz. O zaman esir ve müşriklerin safında. Babası da Haris bin Ebu Dırar, Mustalik oğullarının reisi. Peygamber aleyhisselam esirleri aldı. Haris bin Ebu Dırar kaçtı. Buraya geldiği zaman babası Haris bin Ebu Dırar buraya gelip fidyesini verdi kızının. Kızını azat etti ve geri götürmek istedi. Kızı ise dedi ki ben dönmek istemiyorum. Neden? Vallahi burada sizin anlattığınızdan başka bir Muhammed'i gördüm. Dinini gördüm ve tanıdım. Ben ona aşık oldum dedi. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselama bununla görüşmek istedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onun bu sıcaklığını ve yakınlığını görünce ona evlilik teklif etti. Ve burada evliliği gerçekleşince Müslüman sahabeler dediler ki madem artık Mustalik oğulları peygamberimizin akrabasıdır biz de esirleri serbest bırakıyoruz ya Resulallah dedi. Onlar bu ahlakı görünce hepsi Müslüman oldular. Görüyor musunuz? Bir evlilik nereden nelere vesile oldu? Orası da öyle. Hemen onun en sonunda bir kapı var. Babur Rahme kapısı deriz. Eskiden Babur Rahme minaresi vardı. Peygamber aleyhisselama Medine dışından bir grup bedevi geldi. Ve dediler ki ya Resulallah kıtlık dönemindeyiz bir dua buyur dediler. Allah Resulü orada ya da bir rivayete göre şu Manaha çarşısındaki bölgede Salatu istiska iki rekat yağmur namazı vardır. Onu kıldırdı, duasını yaptı ve öyle bir bulut etrafını topladı ki o yüzden oraya Gamame Mescidi, bulut mescidi derler. Her yer yağmur içerisinde kaldı. O yüzden rahmet derler. Sonra adamlar bir hafta sonra geldiler. Ya Resulallah dua et Allah yağmuru kessin. Bu sefer telef olduk selden dediler. O yüzden Peygamber aleyhisselam dua etti. Rahme kapısı derler. Daha çok yer var ama gözleriniz gidiyor kıyamıyorum size. Hadi buyurun biraz daha. Şu karşıda 3 tane kapı görüyorsunuz. Gördünüz mü? Ortadaki kapıya bakın. Ortadaki kapıdan ilerliyorsunuz, 2 sütun geçiyorsunuz. 2 sütun geçtikten sonra sizi birisinin kabri karşılıyor. Kim biliyor musunuz? Peygamberimizin babası Abdullah'ın kabri. Ne alaka hocam? Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip Medine'de doğmuştur. Annesi Fatıma Medinelidir. Peygamber aleyhisselam Efendimiz Hazretlerinin dedesi Abdülmuttalip Medineli olduğu için Medine'ye hicret ettiğinde dayılarım dediği Neccar oğullarının yanında bu bölgede kalmayı tercih etmiştir bu sebepten dolayı. Peygamber aleyhisselamın dedesi Abdülmuttalip'in asıl ismi Şeybe. Amcası Muttalip'e diyorlar ki ya senin bir yeğenin var Medine'de. Çok güzel, çok ahlaklı. Onu al buraya ziyan etme diyorlar. O da geliyor Medine'den onu alıyor ve götürüyor Mekke'ye. Diyorlar ki bu kimdir? Bu diyor benim hizmetim, kölemdir. Onun ismi Şeybeyken Abdülmuttalip, Muttalip'in hizmetlisi olarak kalıyor. Aradan zamanlar geçiyor. Abdülmuttalip'in bir sürü çocuğu oluyor. O çocuktan bir tanesi kıymetli. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan Yusuf'un kıymetli olması gibi. O çocuk da Abdullah, peygamberimizin babası. Ne dedi Resulullah Aleyhisselam? Ben dedi iki kurbanlığın oğluyum dedi değil mi? Birinci kurban kim?
İbrahim Aleyhisselam peygamberin büyük dedesi. Onun oğlu İsmail Aleyhisselam peygamberimizin 12. kuşaktan büyük dedesi ve ilk kurban edilmeye çalışan Saffat suresini öğreniyoruz. İkincisi kim? Abdullah'ın babası Abdülmuttalip Zemzem kuyusu Cürhümlüler tarafından terk edilip Huzalar Mekke'ye geldiğinde üstünü kapatıp gitmişler Zemzem kuyusunu. Zemzem kuyusunu kim buldu? Hacer annemiz buldu. Hazreti İsmail'in ayak izinden çıktıktan sonra Amalika kavmi ve Cürhümlüler faydalandı. Huza kabilesi Mekke'ye saldırınca diyorsunuz ki hocam oradan oraya atlıyorsun, kafamız Leyla oldu diyorsunuz ama biraz daha idare edin, konuları toparlamaya çalışıyorum. Peygamber Aleyhisselam'ın büyük dedesi İsmail Aleyhisselam'dan sonra Cürhümlüler oradan kaçarken Zemzem suyunu kapatmışlar. Aradan 200-300 yıl geçmiş. Bir kuyu var ama nerede bilinmiyor. Aynı benim burada sahabe evlerini bahsediyorum. Yerlerini biliyoruz ama nerede? Görüntüsü yok. Yıkılmış. Abdülmuttalip rüyasında görüyor ki Zemzem kuyusunun yerini. Gidip kazmak istiyor. Mekkelilerden yardım istiyor. Deli muamelesi yapıp ilgilenmiyorlar. Ne zaman ki kazmaya başlıyor büyük oğluyla beraber, Zübeyr-i Daharis'le beraber. O esnada bakıyorlar ki gerçekten kuyu bulmuş. Biz de hak istiyoruz diyorlar. Diyor ki siz karşı çıktınız, ben kazdım. Hayır diyorlar, biz de talep ediyoruz. Sen diyorlar hangi gücünle bize destek karşı çıkacaksın? Çünkü bir oğlu var. O da diyor ki Allah'ım bana bunlara karşı koyacak 10-12 evlat verirsen erkek, onlardan birini sana kurban edeceğim diyor. Aradan yıllar geçiyor. 12 çocuğu oluyor erkek olarak. 6 kadar da kızı oluyor. Rüyada kendisini hatırlatılınca Abdullah'ı kurban etmek için kura çekiyor. Hangi oğlumu kurban edeyim? Bir çekiyor Abdullah. Bir daha çekiyor Abdullah. Bir daha çekiyor Abdullah. En kıymetlisi Abdullah onun. Bu sebepten dolayı gönlü cesediyor. Diyorlar ki onu öldürme, sen kavmin reisisin, böyle bir şey yaparsan erkek çocuk kurban etme işi bir amel olarak ortada kalır. Ne yapalım? Oradaki büyük kahinlerden birini çağırdılar ve dediler ki develeri bir tarafa koyun, Abdullah'ı bir tarafa koyun. Sizde bir insan bir insanı öldürdüğünde diyet olarak ne verilir? 10 deve. Öyleyse kura her Abdullah'a çıktığında 10 deve arttırın dedi. 10 deve arttırdılar, Abdullah'a çıktı. 10 deve hep Abdullah'a çıkıyor kura. En sonunda 100 deve olduğunda Abdullah'a değil deveye çıkmaya başladı. Bir daha denediler, bir daha deve. Bunun üzerine 100 tane deveyi kestiler, Abdullah'ı kurtardılar. O kurtulan Abdullah gençliğinde o kadar güzel yakışıklı ki alnında Muhammedi nur var. Onu gören kadınlar, kızlar önünde çepeçevre dönüşüyorlar. Hani bizle evlen diye. Ama Allah ona Amine binti Vehbi nasip ediyor. Peygamber Aleyhisselam'la Mekke'de evleniyorlar. Eşi hamile oluyor, Amine annemiz, ve diyor ki ben çocuğumuz doğmadan Şam ticaret kervanına gideyim, oradan ganimetlerimizi, erzağımızı, kazancımızı alayım, Mekke'de ticaretimi yapayım diyor. Çocuğu için hazırlık yapıyor kendince. Ancak Şam'da hastalanıyor, dönerken Mekke'ye varamayacağını hissedince kendisi bunun üzerine dayılarının yanına geliyor buraya, Neccaroğulların yurduna. İlahi takdir. Peygamber Aleyhisselam yıllar sonra buraya hicret edeceğini kim bilebilirdi? Ama Allah buraya nasip ediyor baba tarafından. Burada istirahat ederken tedavi göremiyor ve burada vefat ediyor Abdullah. Eskiden Osmanlı döneminde küçük bir taş vardı, mezar taşı burada. Abdullah'ın mezarı burası ve Peygamber Aleyhisselam 2 yaşına kadar süt annede kalacaktı. 4 yaşına kadar uzattılar. 4 ile 6 yaşına kadar annesiyle kaldı ya. 6 yaşındayken çıktılar, Mekke'den buraya geldi. Babasının kabrini görsün istedi annesi Amine. Buraya getirdi. Yıllar sonra buranın hem peygamberi hem devlet başkanı olacağını bilmeyen küçük Muhammed burada babasının kabrini ziyaret etti. Gözünüzü o sahneyi canlandırın. Dönerken buraya yetim gelen peygamber, dönerken Mekke yolunda Rabi dediğimiz yerde Ebva köyünde annesini de kaybetti. Ümmü Eymen Bereke ona annelik edecekti. İşte burası da o hadisenin olduğu yer, daha çok şey var ama size dediğim gibi kıyamıyorum. Hadi devam edelim. Burada videoyu durdurabiliriz, kapatmayalım ama. Şimdi dostlar, şu arkanızdaki dağı görüyor musunuz? Arkanızdaki gördüğünüz dağ Selia Dağı'dır. Hendek Savaşı'nın yapıldığı yer orası. Yani Peygamber Aleyhisselam, dikkat ederseniz ne diyorlar? Peygamber hep savaşmış. Ne alakası var? Adamlar Mekke'den çıkmış 500 kilometre, 12 bin kişilik ordu gelmişler buraya. Vatanını korumuş Allah Resulü. Şu yolun ilerisinde de Uhud Dağı var. Uhud da orası. Yani Uhud Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda burada olmuşlar. Bedir'de biraz ileride, 180 kilometre kadar doğuda. Yani Peygamber Aleyhisselam hep savunma harbi yapmış. Şimdi burada size asıl göstermek istediğim yer, şu arkanızda görmüş olduğunuz yeşillik var ya, şu anda tadilatta, kısmetiniz normalde açıktır ve biz içeri gireriz. Şu karşıda görmüş olduğunuz yeşillik olan alana. Beni Saide gölgeliğidir. Peygamber Aleyhisselam'ın döneminden bugüne kalan tek bahçe orasıdır. Peygamber Aleyhisselam sık sık buraya gelir, burada istirahat edermiş. Allah Resulü vefat ettiği dönemde Gars kuyusundan kendisini yıkamak için su getirirler, oradan ister. Çünkü Gars kuyusu güneydedir.
Orası cennet pınarlarından bir pınar der Peygamber aleyhisselam ve onun burada hazırlanmasını emir buyurur. Ama bizim için daha önemli bir hadise var ki o da Peygamber aleyhisselam dünyalarını değiştirdikten sonra halife seçimi olaylarının burada gerçekleşmesidir. Peygamber aleyhisselam dünyalarını değiştirmiş, emri doğrultusunda cenaze namazı kılınmamıştır. Çünkü Peygamber aleyhisselam imam olduğu için onun cenaze namazı bireysel olarak kılmıştır. Önce ailesi girmiş, kılmış, sonra sahabesi girmiş, kılmış, sonra kadınlar girmiş, çıkmış, sonra dışarıdan gelenler girmiş, çıkmış. Pazartesi Allah Resulü vefat etmiş ama bir salı ya da çarşamba günü defni gerçekleştirmiştir. Onlarla uğraşırlarken Hazreti Ebubekirler, Ömerler, Aliler Hazreti Ebubekir'e bir haber geldi. Dediler ki burada Sa'd bin Übade'yi ya da bir başkasını Ensar halife seçmeye çalışıyor. Gidin, ümmet bölünecek neredeyse. Buraya gelirler ve burada derler ki siz ne yapıyorsunuz? Hazreti Ebubekir, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Hazreti Ömer derler ki Resulullah Aleyhisselam vefatı yayılmadan etrafa başımıza bir emir seçmeye çalışıyoruz. Peki niye aceleye getirdiniz? Bize de söyleseydiniz, işaretseydik. Biz Ensar'ız. Buranın sahibi biziz. Biziz yardımcılar. O yüzden bizim daha çok hakkımızdır dediler. Onlar dedi ki öyle olabilirsiniz ama Peygamber Mekke'den geldi. Kureyşliydi. Muhacirinle beraber buraya geldi de bunlar gerçekleşti. Fitne çıkacak ya illaki. O esnada dediler ki öyleyse bir emir Kureyş'ten bir emir Ensar'dan seçilsin dediler. Dediler ki idareci bir olur, azaları çok olur. Bir tane idareci olması lazım. Bunun üzerine Hazreti Bekir dedi ki ben dedi yanınızda Ömer ya da Ebu Ubeyde'den birisine Allah Resulü hayattayken bu ikisinden razı olarak vefat etti. Bunlardan birine biat edin dedi Hazreti Bekir burada. Onlar da haşa dediler. İçimizde Allah Resulü'nün dostu, ilk iman eden ve son anına kadar onunla beraber olup onun arkasında namaz kıldığı Ebu Bekir varken biz böyle bir şey isnat etmeyiz dediler. Ve bir anda fitne Ebu Bekir radıyallahu anh'ın etrafında birliğe dönüştü. Ve o yüzden ümmetin dağılmasının önüne geçti. Burası çok önemli bir hadisedir. Ümmet ne zaman bölünmeye başladı? Hazreti Osman şehit edildikten sonra o evinde kim öldürdü kavgası çıktı. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ayşe annemiz ve Muaviye radıyallahu anh olmak üzere karşılıklı savaşlar gerçekleşti. O olaydan sonra o zamana kadar birlik burada sağlanmış oldu. Onun hadisesi ve hatırası o yüzden önemliydi. Çünkü maalesef bu inşaat çalışmaları sebebiyle Efendimiz döneminden kalan başka bir şey buralarda kalmadı. Bu bahçeyi görmenizi o yüzden özellikle istedim. Şimdi programımızı burada tamamlıyorum. Sizi bu kadar yormuş olmam bugünlük kafi olsun. İkindi namazına kadar serbestsiniz. İkindi namazında arzu edenlerle yine Yeşil Kubbe'nin karşısında buluşacağız. Erkeklerle Baki kabristanını ziyaret edeceğiz. Bayanlar da isterlerse kapıya kadar gelebilirler. Haydi buyurun.